Öncelikle Samsun'da Bafra ve Çarşamba ovalarını da biliyoruz. Çünkü Türkiye'de en fazla tebliğ üretim yapılanlardan yerlerinden bir tanesi. Toplam 2021 yılı içinde ve 2022 yılı içerisinde baktığımızda 248 bin dekar alanda kışlık ve yazlık sebze olmak üzere 878 bin ton sebze üretimimiz var. Başlıca sebze çeşitlerimize baktığımızda Türkiye'de lahanada %34 ile genelinde Türkiye'de birinci sıradayız. Yine kabya biber ve karnabaharda Türkiye'de ikinci sırada, turp da brokoli de üçüncü sırada yer almakta. Özellikle %34'ü ilimizde üretilen Bafra ovamızda üretilen lahana içerisindeki de kırmızı lahananın oranına baktığımızda Türkiye'de 49 bin dekar alanda 200 bin ton kırmızı lahana üretilmekte. Bunun sadece 25 bin 500 dekar alanda 128 bin ton kırmızı lahana Bafra üretim ilçemizde üretilmekte. Dolayısıyla Türkiye'deki toplam üretimin %63'ü ilimizde üretilmekte. Dolayısıyla bu yıl 2022 yıl içerisinde halen hasatımız devam etmekte. Çiftçimiz de bütün diğer ürünlerde olduğu gibi sebzede de ve kırmızı lahanada da istediği üründe fiyatını satabilmekte ve memnuniyetle artmakta. Bundan sonraki devamda da daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü yoğun bir şekilde talep var. Ta ki kırmızı lahananın baktığımızda Akdeniz'den İstanbul, Ankara, Karadeniz'in tamamı ve Akdeniz'e kadar hatta Güneydoğu Anadolu'ya kadar ilimizden sebze sevkiyatı yapılmakta. Kırmızı lahana da bunların içerisinde. Bafra'da yaklaşık 25 bin dekar kırmızı lahanamız mevcuttur. Bunda tonaj olarak beklentimiz dönüme 5 ton 6 ton arası. Verimli topraklara sahibiz. Üstünü de alabiliriz. Şu anda havalar soğuk gitmeye başladı. Verim, kalite, tonaj daha yüksek. Bunun pazarını işte Adana, Mersin, Van, Diyarbakır o taraflara pazarımız var, gönderiyoruz. Tarlada fiyatları 3.500-4 lira arası gidiyor. Fiyatlar da normal tonaj aldığımız için güzel. Fiyatlardan da memnunuz.